Hepinize yeni bir videomdan merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 2-3 gündür video atmıyorum. Elimde video var ama canım istemedi. Hem biraz işlerim vardı, onları hallettim. Akşam da yorgun gelince hani video editlerken bazen uyuyup kalıyorum. İnanın. Geldiğim zaman şöyle bir yarım saatlik böyle bir şekerlemem, kestirmem lazım. Yoksa kendime gelemiyorum, yoruluyorum. Bazen de gelince hemen video göndereyim diye hemen editleyeyim diyorum. Edit yaparken uyuyup kalıyorum elimde telefonla. Yorgun oluyorum arkadaşlar. Birkaç gündür de hani yorgun hissediyorum kendimi. Bugün de akşam nişanımız var. Nişana gideceğiz. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu videomu neden açtım? Birkaç gündür daha önce de tek tük yazanlar vardı ama birkaç gündür bu Instagram, açtığım Instagram sayfasıyla alakalı. Biliyorsunuz hani Gülsüm'le takı severler diye bir Instagram sayfam açmıştım. Onunla alakalı bayağı yorum geldi bana. Hani işte hani nasıl diyeyim? Hem çalışıyorsun işte, hem Instagram hem YouTube, işte paraya doymayacaksın gibi şeyler, hani anlatabiliyor muyum? Bu tarz şeyler yazılıyor. Bazılarını siliyorum. Hani merak ediyorum ne yazacak acaba, arkası kesilmiyor. Bazılarını engelliyorum. İşte şu hani birkaç gündür var böyle yazanlar. Ondan sonra hani annenin parası, babanın parasını sen yiyorsun diyenler mi istersiniz? Hani bilmiyorum. Hani biraz nasıl diyeyim? Birazcık ilerlemeye başladım mıydı? Muhakkak hani önüne bir set koymak isteyenler var ya. Var öyle birkaç tane. Hani bakıyorum şeyden, yeni hesap çıkarmışlar. Zaten YouTube'dan baktığınız zaman fake, yani fake hesap, yeni ne zaman çıkmış, ayın kaçında açılmış hesap görüyorsunuz zaten. Üzerine bastığınız zaman, yorumun üzerine bastığınız zaman hani hesabı yeni mi eski mi onu görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni açılan hesaplar da var. Neyse, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani ben bu kadar mesela, ben Instagram'da çok fazla aktif değilim, değildim. Hani böyle YouTube'a çektiğim videolardan kısa kısa alıntılar, alıntı olarak gönderiyordum Instagram'da, o şekilde aktiftim. Ben hani şöyle saçlarımı toplayayım, daha rahat edeceğim. Elime de tokamı almıştım ama unutmuşum saçlarımı toplamayı. Instagram'ı açtığımda hani dediğim gibi YouTube'dan küçük küçük alıntılar, hem günlük yaşamdaki işte güzel anılar biriktiriyordum o şekilde. Ve sonra daha sonra ve takı sayfama çevirdim aynı sayfa. Yeni sayfa açmadım, aynı sayfadan devam ediyorum. Zaten 2-3 aydır falan kullandığım takılar arkadaşlar, bakın günlük kullanıma uygun. Hani ben kendim memnun olduğum için Instagram'da da sizlere önermek istedim ve hani bu kadar da ilgi göreceğini düşünmemiştim arkadaşlar. Hani ilk zamanlar hani bir iki tane olur falan diye, benim üç tane ilk hafta sonu mesela kargom olmuştu. Yine Antalya'dan da o kadar hani takipçim olacağını da düşünmemiştim. Şöyle söyleyeyim, Antalya'da olursa kendim götüreceğim arkadaşlar, ama kesinlikle kimsenin evine girmem, onu söyleyeyim. Ve hani götürdüğüm, teslim ettiğim zaman aşağıya inerler, bakarlar, o şekilde içlerine sinerse alırlar. O şekilde de hani geçen gün bir teyzemin evine gittim mesela, illaki beni buyur etti ama ben çıkmak istemedim. İllaki ne olur ben tek başımayım dedi. Hani çocuklar da vardı yanımda. Hani ben seni her zaman izliyorum, işte sen benim evimde birisi gibisin falan deyince, dedim şöyle bir hadi dedim, hadi çocuklarla beraber olunca uğradık. Annemden bir yaş büyükmüş teyzemiz. Hadi uğradım. O gün Meltem'de de siparişim vardı. Onlar şehir dışında olduğu için geldikleri zaman alacaklardı. Daha onlar dönmediler. Döndükleri zaman beni arayacaklar. Ondan sonra tekrardan yine Antalya'da siparişlerim var. Konudan konuyu atlıyorum ama çok tatlı, çok tonton bir teyzemdi. Buradan tekrardan selam olsun ona. Şöyle kapıyı açtım, döşeme altı halılarına karşılandım şöyle bir. Çok güzel. Ben dedim bu döşeme altı halılarını çok dokudum zamanında.
Ben çok severim böyle dedi. Hani döşeme halatalısı var. Kaç tane kocaman o büyük döşeme halatalılarından. Hemen direkt o gözüm açıldı zaten. Neyse çok tatlı bir çok tonton teyzemle tanışmış oldum. Ama yine söyleyeyim arkadaşlar. Yine davet edenler var beni hani şöyle. Hani getirin Gülsüm gel yukarıya çık diye ama yukarıya çıkmam arkadaşlar. Sadece o bir istina şeydi yani. Öyle söyleyeyim. Sadece çocuklar vardı yanımda. Öylelikle çıkmıştık. Şimdi bir de şöyle diyen takipçilerime hani Gülsüm Antalya'dayız biz. Gelip senin evinde bakalım. Hani beğenirsek alalım. Hani bakarak alalım diye takipçilerim var. Arkadaşlarım hani lütfen yanlış anlamayın. Ben hani eve davet etmiyorum hani. Siz neresiyseniz bana konumu, adresi verirseniz istediğiniz modelleri ya da hani şunu 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 da getir diyebilirsiniz yanında. Onları da götürürüm. Bakarsınız, beğenirseniz alırsınız. Ama ben kesinlikle eve kabul etmiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz çocuklarımla beraber kalıyorum ve çocuklarım da buna çok kızıyor. Anne lütfen eve hani der, kim olduğunu bilmiyoruz sonuçta. O yüzden lütfen yanlış anlamayın beni. Getiririm. Aşağıya inersiniz, bakarsınız. İstediğiniz varsa o şekilde. O şekilde yapıyorum. Şimdi götürdüğüm zaman illaki gel yukarıya diyen takipçilerim de var. Hani işte işim var falan diyorum. Şuraya gideceğim, buraya gideceğim diye bahaneler üretiyorum. Yani buradan da söylemiş olacağım ama gerçekten hani öyle arkadaşlar. Ama evimde kesinlikle kabul etmiyorum. Onu söyleyeyim size. Başka Aydın, ondan sonra Ankara, neresiydi? Vallahi şehirleri de aklımda tutamıyorum biliyor musun? Bir şehir daha vardı, İzmir değil de bir şehir daha vardı. İşte birkaç tane daha hani oralara da kargolarım oldu. Dün kargo işlerimle uğraştım. Yine tekrardan bir ablam Korkut elinde duruyormuş. İşte o da demişti hani Gülsüm evden alayım diye. Abla dedim hani yanlış anlama ama. Ben seni hani kimseyi tanımıyorum. Çocuklar kızıyorlar bana hani anne şey yapma diye. Hani birazcık şey oldum ama ablam bizlerden zarar gelmez anne dedi. Tamam sen nasıl istersen dedi. Onlar da dün Korkut elinden hani bir düğünleri varmış. Dönüşte tekrardan dün sabah Örnek Fırın'ın o tarafta buluştuk. Oradan beğenip aldı ablam da. 3 tane alacaktı. Verince kartıya birlikte 4 tane aldı. Onlar Korkut eli miydi? Evet, Korkuteli demişti sanırım. Unut veriyorum ben yayladan gelmişler. Hani orada da yayla evleri varmış. Yazın orada oluyorlarmış. Öyle. Öylelikle arkadaşlar Instagram sayfamı açtım ama bu birilerinin bir taraflarına batmış. Öyle söyleyeyim. Kimin tavuğuna kişlediysem, kimin köpeğini taşladıysam, kime zararım olduysa hani neden bu tarz yorumlar geliyor bana? Instagram'dan da bir iki kişi yazdı öyle onları engelledim. Çünkü onlarda da daha yeni hani fake hesap olduğu nereden belli oluyor? Ben anlamıyorum ama anlamıyordum da çocukların sayesinde öğrenmiş oldum. Hani birkaç takipçisi oluyor ama birkaç takip ettiği oluyor ama takipçisi hiç olmuyor. Yeni açılmış fake hesap oluyor artık. Çocuklar öyle söylüyor. Ben de onların şeyine hani öğrendim. Yine YouTube'dan eleştiriler var. Hani Gülsüm işte hani artık hani bir sürü işte çalışıyorsun da işte hala gözün doymuyor tarzında bir yorumlar. Bu tarz yorum yapılır mı Allah aşkına? Allah aşkına arkadaşlar. Şimdi ben kime para istedim? Ben 3 yıldır mesela çocuklarımla ayrı yaşıyorum. Hiç kimseye gidip de bana hani şu kadar para lazım bana dememişimdir. Hiç kimseye bak annem dahil, babam dahil, ablam dahil hiç kimseye şu eksiğim var dememişimdir. Onlar ben istemeden verirler ama ben de geriye iade ederim. Hani elimde olduğu zaman ama vermediğimde hani veremediğimde olmuştur. Onlar karşılıksız bana verdikleri de olmuştur. Çünkü baştan bir düzen kuruyorum. Çünkü baştan bir düzen kuruyorum ve sıfırdan başlıyorum. Arkadaşlar benim buraya geldiğimde sadece bir 5.000 lira param vardı. 5.000 lira param vardı. O 5.000 liranın 1.250 lirasını kira verdim. 1.250 lirası kapora verdim. 1.250 lirasını da emlakçı parası verdim. Zaten geriye kaldı kaç para? 4.5 mu yapıyor? Yani 500 lira param kaldı. Evi tuttum.
Ondan sonra ben 3 gün 4 gün perdesiz evde yattım. Annem gibi bana para verdiler ama dursun hani uygun bulursam öyle alayım diyerekten. Ama çok şükür, bin şükür her zorluğun sonunda bir ferahlık vardır derler ya. Allah'ıma binlerce şükür olsun evimi kurdum. Eşyalarımı aldım, çocuklarım başımın altında, annem babam arkamda, ablam arkamda destekler her zaman. Bir sıkıştığım zaman, bir paraya ihtiyacım olduğu zaman annem babam arkamda. Neden ben çalışmayayım ki? Hani iki işte çalışıyorsunuz, üç işte çalışıyor. Ben yokluğu gördüğüm için arkadaşlar çalışmaya hiç gücenmiyorum. Çünkü neden? Kendi ayaklarımın üstünde duruyorum ve kendi paramı harcıyorum. İstediğim yere harcıyorum, istediğim yerden kısıyorum. Çocuklarım da çok şükür şu an staj görüyor. Onların da devletin verdiği bir belirli bir miktar var. Onlar da kendini idame ettiriyorlar. Artık çok şükür, bin şükür. Şeytan kulağına kurşun diyeyim, nazar değmesin çocuklarıma. Hani onların da ileride bir mesleği olsun istiyorum. Hani evin şeyini ben geçindiriyorum. Onlar da kendi ihtiyaçlarını alıyorlar. Kendi ihtiyaçlarına yetiyor aldığı para. O yüzden artık Allah'ıma binlerce şükür olsun feraha çıktım. Yani baya uzun zamandır rahatım yani öyle söyleyeyim sizlere. Yetmediğim yerde ailemin desteğiyle beraber annem babam da görüyorsunuz kaç yaşında hala çalışıp da bizleri kalkındıracak diye uğraşıyorlar işte amcağızlarım da. Valla ara ara durdurduğum yerler aşırı duygusallığımdan hiç sevmediğim huyum arkadaşlar duygusallığım. Hiç mi ama hiç sevmiyorum gerçekten hiç sevmiyorum. Kendi hani ne huyunu beğenmiyorsun derlersen duygusallığım bu da balık burcundan kaynaklanan bir şey herhalde. Neyse hani ben diyorum ya hafta sonu hani diyen takipçim vardı bir tane. Hani beni takip ediyor bak hani her şeyime kadar biliyor eleştiriyi de güzel yapıyor ama. Ondan sonra annenin babanın parasını sen yiyorsun. Parasını ihtiyacım olduğu zaman annem babam destek veriyor bana. Hafta sonu gidiyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Hafta sonu beraber dikiyoruz, ekiyoruz, dikiyoruz. Yazın da beraber yiyoruz. Ben de yardım ediyorum onlara. Beraber yiyoruz yani. Çok şükür şu anda hiçbir sıkıntım yok. Sadece bu hani bu gelen yorumlar var ya onlar beni biraz rahatsız etti. Bundan sonra hani hiçbir yorumun da altında kalmıyorum. Cevabını veriyorum. Eskiden olsa silerdim. İçime derdi derdim. Ya da işte aman der siler geçerdim. Hani bazılarını derdi derdim. Bazılarını gereksiz bulup silerdim. Şimdi karşılığını veriyorum. Neden içime derdi olsun? Neden yani? Neden? Sen orada söylüyorsun, söylüyorsun. Taşa söyler gibi söylüyorsun. Neden ben cevap verince sıkıntı oluyor? Benim sana bir zararım oldu mu? Olmadı. Takip de ediyorsun bütün her videolarımı. Instagram'dan da takip ettiğine eminim. Birkaçını engelledim zaten. Eminim yani. %100 eminim. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ben hiç kimseden bir beklentisi olan bir insan değilim. Ben kendi ayaklarım üstünde duruyorum. Çocuklarım da çok şükür. Şu ana kadar benim çocuklarım karşı taraftan ne bir 5 kuruş nafaka almıştır. Ne bir hakkımızı almışızdır. Daha hala bizim 3 sene oldu boşanma davamız sürüyor. Mal paylaşımımız devam ediyor. O mal paylaşımının içinde benim yıllarım vermiş olduğu bir birikimim. Annemin babamın dana satıp danasını sattılar. Bir dana param vardır. Ondan sonra ve hala o kişi o evde oturuyor. Ben kira veriyorum. O evin yarısının parası benden çıktı ve borçluymuş gibi gösteriyor. Mağduru oynuyor. Ama Allah büyük. Ben hiçbir şey demiyorum. 3 sene olmuş çocukların hani bir ihtiyacı var mı? Çocuklarımın paraya ihtiyacı var mı? Sağlıkları yerinde mi? Diyen bir insan yok karşıda. Neyse, ben bu konuları karıştırmayayım. Bizim hala mal paylaşımımız devam ediyor, onu söyleyeyim. Ama ben de kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Çocuklarımın sayesinde öyle söyleyeyim size. Ben bundan şikayetçi miyim? Değilim. Hani karşı taraf kendini mağdur gösterse de asıl mağdur biziz aslında. Neyse, ben bazı konulara çok fazla derinden girmek istemiyorum arkadaşlar. Evet,
Ben hafta içi çalışıyorum. Evet, ben YouTube'da çalışıyorum. Evet, ben Instagram'da çalışıyorum. Evet, hafta sonları da köyde çalışıyorum. Çalışıyorum arkadaşım ben. Çalışıyorum yani. Instagram'da da bana güvenerek alan hani takılarım alan takipçilerim de ben kendim memnun kaldığım için 3 aydır kullanıyorum. Kendim memnun kaldığım için sizlere önerdim. Almak isteyenler alıyor zaten. Almak istemeyen kimse yani ben zorla satmıyorum burada. Allah razı olsun. Hani ben bu kadar da ummuyordum açıkçası. Hani bu kadar hani satış yapacağımı düşünmüyordum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Şu an tekrardan stoklarımı güncelledim. Geçen gün Ajda bilezikleri soranlar olmuştu. Çünkü elimde kalmamıştı. Bayağı getirtmiştim ama çabuk bitti mesela. Ondan sonra bazı modellerim vardı devamı olmayan. Tekrardan tedarikçi firmamda tedarik istedim. Geldi. Şu an tekrardan hani stoklarımı güncelleyeceğim. Daha atamadığım videolarım var. Daha çekim yapamadığım videolarım var. Evet, çalışıyorum. Duramıyorum. Hani Gülsüm, hani annenin babanın parasını yiyorsunuz diyorsunuz ya. Evet. Hafta sonu gidiyorum. Ekiyoruz, dikiyoruz. Hep beraber yiyoruz. Bu mudur yani? Annemdir, babamdır. Ben yiyeceğim. Ablam yiyecek. Ablamla beraber dikiyoruz, ediyoruz, yiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim size. Yine bu tarzda, bakın, bu tarz yorumları direkt kaldırıyorum arkadaşlar. Hem yorumları kaldırıyorum, hem de beni engellemek zorunda bırakmayın. Benim takipçim tamam beni seviyor, ablamın kanalına da gidiyor, ama ablamın kanalını izleyip gelip ablamı bana kötülüyor. Bunu yapmayın. Benim bir ablam var. Biz iki bacıyız. Bunu yapmayın. Bunu hani asla bizim aramızı bozacağız falan diye uğraşmayın. Bunu yapmayın. Direkt engellerim sizi. Bak buradan direkt peşin peşin söylüyorum. Engellerim. Ablamın lafını bana, benim lafımı ona götürüp ara karıştırmayın. Benim bir ablam var. O beni biliyor, ben onu biliyorum. Yani sizi ne kadar da eleştirseniz de ben direkt sizin yorumunuzu kaldırıyorum zaten. Bunu da söyleyeyim size. Var birkaç tane takipçim. Benden ablama götürüyor, ablamdan bana götürüyor. Ben bunları görüyorum. Ama direkt engelleriz. Ablam da öyle, ben de öyle. Ha, öyle arayı açacağım da işte fitne fesatlık karıştıracağım diye kesinlikle bunu yapmayın. Bunu söyleyeyim size. Direkt engellerim. Beni seviyorsanız da engellerim. Ablam da aynı şekilde. Bunu da söyleyeyim size. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün bu tarz bir video çekmek istedim. Bir açıklama olsun. Hani herkes yorum yaparken dikkat etsin. Öyle söyleyeyim size. Daha buradan anlatmak isteyip de anlatamayacağım çok şeyler var ama anlatmayacağım. Anlatmayacağım. Hani bana o fake hesaplardan yazan kimler hiçbir fikrim yok. Ha, öbür karşı tarafı da suçlamayayım. Odur ya da başkasıdır, onu tanıdığıdır ya da akrabadır bilmiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Zaten akraba dediğimizde hem kendi birbirimiz oluyoruz zaten. Böyle. Ama o evin her metrekaresinde benim tırnağım var. Onu söyleyeyim size. Onu söyleyeyim. Ben 3 senedir kiradayım. Kira ödüyorum. Çocuklarımla beraber mücadele veriyorum. Ve karşı taraf bana mağdur oynamasın. Bana mağdur oynamasın. En büyük mağdur biziz çocuklarımla. Ama çok şükür, bin şükür Allah'ın sevdiği kuluymuşuz ki çalışıyorum, ayaklarımın üstünde duruyorum. Allah'ın bana sağlık sıhhat verdiği sürece de bu böyle olacak. Çocuklarım da eline mesleğini alacak. İleride diyorum oğlum hani sen mesleğini aç. Sen mesleğini al eline. İleride belki dükkan açarız. Hani şu anlatabiliyor muyum? Şu çocukların deli beyinlik zamanı geçsin mi? Hani ileride belki daha farklı olabilir. Şu an hani bir meşgaleleri lazım. O yüzden onu çalışarak o enerjilerini, şeylerini harcıyorlar. Bir belli bir yaşa gelsinler, biraz akılları otursun, düzene girsin. Ondan sonra hani ne yapmak isterlersen herkes okuyacak diye bir şey yok. Okuyamadı mıydı, olmadı mıydı olmuyor. Ama ellerini, mesleklerini eline alsınlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Kızım da aynı şekilde şu an pastacılık okuyor, çok seviyor mesleğini. Gerçekten çok severek gidiyor. Mesleğini hani bir usta olayım. Hani bir öğreneyim, bir usta olayım diyor. Başka bir şey demiyor. Bir o ne ani kendi ayaklarının üstüne durmaya çalışıyor çocuklar. Öyle söyleyeyim. Neyse, biraz fazla konuştum herhalde ama gerçekten hani birkaç bayağıdır bu konuşmayı yapmak istiyordum. Bir haftadır falan aslında ama
Ha şimdi, ha sonra derken böyle oldu arkadaşlar, canlar. Beni takip eden, destekleyen arkadaşlara, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerin sayesinde 50 bin aboneyi doldurduk arkadaşlar. Onunla alakalı da belki önümüzdeki hafta, belki öbür hafta sonu diyorum. Köyde hani ne yapabilirim 50 bin aboneyi doldurduğum için, nasıl bir şey yapabilirim diye onu düşünüyorum. Aklımda bir fikir var. Onu da ya önümüzdeki hafta ya diğer hafta sizlerle beraber paylaşacağım. Hani sadece benim için değil, sizler için de. Hani sizlerin sayesinde 50 bin olduk. Sizleri de ilgilendirecek bir konu, bir durumla alakalı bir şey, bir kutlama yapmak istiyorum. İnşallah ileriki videolarımda tekrardan bunu sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Şimdiden hepinize Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde 50 bin olduk. Rabbim inşallah hepinizin gönlünden geçeni, içinden geçeni, Rabbim hepinizin kalbinizin ekmeğini yedirmeyi nasip etsin. Ben çok şükür, bin şükür, Allah'ıma binlerce şükür olsun. Çocuklar yanımda, ailem arkamda. Durumum, her şeyim çok iyi. Şu an benden zengini yoktur, öyle söyleyeyim size. Çalışıyoruz, hayatımızı bir şekilde idame ettirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız sürece de çalışacağız arkadaşlar. Öyle hazıra dağ dayanmaz derler ya, öyle hazır para yok bizde. Öyle. Canlar, İnşallah bir dahaki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.